sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Zölümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza beğeni atmayı unutmayın. 30.100 olmaya birkaç abone kaldı sanırım. Gerçi değişkenlik gösterebiliyor. Bir de arkadaşlar çekiliş için forma çekilişini unutmayın. İyi de hocam forma çekilişine katılmak için ne yapmamız lazım? Sevgili arkadaşlar bakın bu videoya da olabilir. Bundan önceki videoya da olabilir ama bu videodan haberiniz varsa bu videoya yazın golvar.com'u Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bu videodaki yoruma gol var kazandırır yazmanız lazım ve Kadıköy Sokak kanalımıza abone olmanız ve bu videoyu da beğenmeniz lazım arkadaşlar. Çekiliş videomuz bu olsun yarına kadar. Bir önceki video var oradakileri de ben söyleyeyim. İki videodan biri dahil olsun ee, ve golvar.com'un vereceği bu hediyelerden faydalanan. Lig bitmeden hediye üstüne hediye dağıtmak istiyor. Ee, kanalımız abonelerini çok seviyor golvar.com ve hepinize de selamları var arkadaşlar. Diyor ki bu kanalı takibe devam etsinler. Bir gün belki de bu kanal Türkiye'nin en büyük Fenerbahçe YouTube kanalı olacak diyor. Hadi hayırlısı bakalım. Transfere geçelim. O kadar uçağı boşuna uçurmadık. Fenerbahçe'mizin portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo. Crespo'yu isteyen takımlar var ve tıpkı Mustafa Hoca'nın yani benim de dediğim gibi kapıyı 8 milyon eurodan açtık. Şimdi bakın Crespo'nun akıbeti henüz belli değil. Sözleşmesi devam ediyor. Ancak teklifler var. İspanya'dan, Portekiz'den teklifler var. Ve Fenerbahçe 8 milyon eurodan aşağı hiçbir teklif için masaya otururuz demiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şu an Atletico Madrid'in ciddi ciddi düşüncesi vardı. Ama şu an 8 milyon euro verilir oyuncu mu? Biraz sıkıntılı. Bakın Fenerbahçe'de birçok yolcu var. Ve yolcular netleşiyor. Portoto Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 9 seneye çıktı. İlla kelle kopacak Fenerbahçe'de. Ma kaç kelle kopacak. Hayal kırıklığı var. Taraftarın öfkesi kini var. Ki haksız mı? Hepiniz haklı diyorsunuz. Ee, ve teknik direktör belirsizliği, kadro belirsizliği hepsi bir arada. Mesela iki Serdar Bavulu topladı diyor. Serdar Aziz ve Serdar Dursun. Sezon bittikten sonra Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyorlar diyor. İki oyuncu da sezonun ikinci bölümünde gözden düştü. Kulübeye mahkum kaldı ee, diyor ama ben şunu söyleyeyim. Futbolcular illa gidecek diye bir şey yok. Şimdi Serdar Aziz için Adana Demir, Samsun falan filan, ee, Serdar Dursun, Darmstadt ihtimali var. Ben çok uğraşmıyorum arkadaşlar istatistiklerini biliyorsunuz. Şimdi Ryan Kent transferi büyük ölçüde tamamlandı. Yani bir aksilik olmasa hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle ilk kapımız. Evet evet yanlış duymadınız. Kesinlikle ve kesinlikle Rüyankent ilk kapımız. Rossi satılabilir artık çünkü taraftardan büyük tepki var. Ee, fiziksel olarak gelişmiş olsa da oyun anlamında Süper Lig'e tam adapte olamamış olması dikkatlerden kaçmıyor. 5,5 milyon euroya bonservisi alındı Rossi'nin. 49 resmi maç bu sezon. 4 kez ağları havalandırıp 11 asist yaptı. Aslına bakarsanız az buz değil. Toplam 88 maça çıkıp Fenerbahçe formasıyla 10 gol 20 asist. Ama tabii dakika bazında süreye alırsan belki 40 dakika, şey 40 maç, 45 maç bazında 10 gol 20 asist bence fena değil. Satacağımız için lütfen çöplemeyelim. Fenerbahçe'den Stefan Devriş hamlesi. Şimdi hocam bak bir kesinleştirelim. Bu videoda ben Sergen Yalçın'ı da anlatacağım. Hocam biz bunları Sergen Yalçın'a göre mi yapıyoruz? Bunları Cesus'a göre mi yapıyoruz? Biz bunları İsmail Kartal'a göre mi yapıyoruz? Abdullah Avcı, Ahmet, Mehmet e şuna göre Montella'ya göre mi yapıyoruz? Pirlo'ya göre mi yapıyoruz? Biz bunları Fenerbahçe futbol e, otoritesine göre yapıyoruz. Bizim bir futbol scout ekibimiz var. Bizim bir futbol analiz ekibimiz var. Analiz verilerini yönetime veriyor. Yönetimde diyor ki teknik direktör kim olursa olsun şu bu. Bu bir. İkincisi arkadaşlar bakın bu transferler gerçekleşirse bilin ki kesinlikle Türk teknik direktör getireceğiz. Ya Sergen Yalçın ya İsmail Kartal ya Volkan Demirel ya Ahmet Memel. Sebebi de şu dikkatlice izleyin bak dikkatlice bakın Hani al hadi yapabiliyorsan yap kadrosu da nasılydı? gel Cesus kimi istiyorsun usta venike Salah olsun istiyorum o zaman Salah alıyoruz deyip alıyorlardı i̇şte burada böyle bir durum var şimdi gelecek sezon kadrosu e, kurulmak isteniyor Fenerbahçe'ye bir stoper lazım ve bir süredir gündemde olan Stefan devriş konusunda yeni gelişmeler yaşanmış Inter'de forma giyen, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki futbolcunun menajeri İstanbul'a gelmiş. Şimdi İstanbul'a gelmiş. Okey. Üç büyükler tabii ki şimdiden başladılar. 3 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuş Fenerbahçe yönetimi. 1 milyon Euro da imza parası önermiş. Gelen haberlere göre Inter'den 4 milyon Euro alıyormuş. Rakamlardan memnunmuş ve kısa süre içinde yanıtlayacakmış. Piyasa değeri 10 milyon Euro. Lazio ve Feyenoord forması giymiş. Ben futbolcunun detaylı analizine sahip değilim. Ancak bana gelen duyumlar oyuncunun Inter'le uzatmaya yakın olduğu şeklinde. Hocam iyi de Fenerbahçe ile menajeri görüşmese bu kadar duyumcu, bu kadar haberci bu kadar bilmem cırcırcı cır 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 cır. haberini yapar mı? Doğru söylüyorsunuz. Yani onların hepsi doğru. Benim duyumum yanlış demek ki. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Benim duyumlarıma göre, benim bilgime göre Inter'le uzatacak. Ha, alınmasını ister misin? Bakın. Hıdvı ise sert ise topla haşır neşirse havadan ve yerden iyi ise rakip forvetlere göz açtırmayacaksa aradığımız stoper bu. Nino diyorum yoruma yazıyor arkadaş yeterince hızlı değil. Lan oğlum o sayı Samuel aynı hıza sahip olmasını beklemeyin. Kim Minji mesela Kim Minji'ye neler dediler ikincilik topçusu şöyle böyle bu mu Fener'in topçusu dediler şimdi 50-60 milyon 100 milyon eurolar konuşuluyor. Bakın özelliklerini saydım. Bir kere başta hızlı olacak. Çünkü biz genellikle yani oyunu ileride kuran bir takımız. Bugün Sergen Yalçın, Montella isimleri konuşuluyor. İsmail Kartal isimleri konuşuluyor. Bunların hepsi ofansif isimler. Yani bunlar boş isimler değil arkadaşlar. Bunların hepsi ofansif isimler. Bunlardan hangisini getirirsen getir. Savunmayı önde kuracaksın. Hocam o Jesus'a hasta. Öyle bir dünya yok. Jesus'a Jesus'a hasta değildi. Anladınız mı? Şimdi Jorge Jesus ile ilgili de bir skandal var. Bu skandalı da açıklamam lazım. Ben bunu açıklamasam yaşayamam. Parmadan 6 milyon euro karşılığında Jadon Osterwolde'yi aldık. Jesus Efendi ne rapor vermiş biliyor musunuz? Fenerbahçe'de oynamak için yeterli değildir rapor vermiş. Utrecht'te kiralamak için harekete geçmiş. Şimdi büyük umutlarla Osterwolde transfer edildi. Ben etmedim. Ben getirmedim. Hocam iyi de sen skeç videosunu izledin hoşuma gitti dedin. Aynen öyle skeç videosunu izledim hoşuma gitti dedim. Bu bizde iş yapar dedim. Ama burada iş yap yani iş yapmadıysa bu Jesus'un sorunu. Ve 6 milyon euroya alındı. Portekizli teknik adam demiş ki Fenerbahçe'de oynamak için yeterli düzeyde değil. Ve bir sol bek transferi lazım demiş. Utre kiralamak istiyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Mustafa Hoca'yı kenara atın. Sevim sevmeyin. Bak beni sevin sevmeyin. Çok mühim değil. Allah'tan korkun yalnız. Beni sevin sevmemeniz mühim değil. Allah'tan korkun yeter. Ya 6 milyon euro Fenerbahçe'yi zarara uğratan bir teknik adam alın 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 deyip aldıran bakın 2,5 milyon euroya Borini'yi alabilirdin? Abu Bakar imza parası 2 milyon euroya alabilirdin. Ki ben Abu da saçma buluyorum. Senin elinde Türkiye Ligi'nin gol kralı Valencia var. <laughs> Abu Bakar fena değil. Cao Pedro'nun Joshua King'in varken alamazsın. Yemeyin beni yemeyin ya. Birbirimizi kandırmayalım ya. Ben şuna kızıyorum. Adam akıllı bir stoper çekebilirdin. 5 milyon euroya Nino'yu çekebilirdin. 6'ya Nino'yu çekebilirdin. 6'ya Nino'yu çekseydin. Samet Akaydın'ı e hiç almasaydın. Yani hiç almasaydın Yusuf Demir'i aldın kiraladın. Yine kimse bir şey demezdi. Osterwald'e 120 180 dakika falan bir şey oynadı. Ben orada madem bu kadar adamı deneyecektin. Allahsız kitapsız derler adama. Bu kadar Fenerbahçe'nin parasına yazık günah değil mi? Yine devam edelim. Yine devam edelim arkadaşlar. Ben Jesus için şunu söylüyorum. Bana bu 6 milyon euroyu harcatan teknik direktörle ben devam etmem. Ne derseniz deyin. Ha Osterwald'e Utrecht kiralamak istiyormuş. 5.5 milyon euro transfer market falan. Oynama garantisiyle kira alacaksa kabul. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Bu biz bizde iş yapar. Sergen Yalçın falan filan olursa yapar. Sergen Yalçın olayına gelelim. 5 Kasım 1972 doğumlu. 50 yaşında bir teknik direktör. Ben eğri eğri doğruya doğru demeyi çok seven bir insanım. Beşiktaş'ta nasıl şampiyon yapıldı? Şöyle. Elleri sürekli martı gibi açıktı sürekli itiraz halindeydi. Sürekli hakeme itiraz, yan hakeme itiraz, ona itiraz, buna itirazla malı götürdü Sergen Yalçın. Yalansa yalan deyin bana. Yani yalansa bana deyin ki hocam yalan söylüyorsun. Bu bir. İkincisi oynattığı futbol şahane futbol oynattı. Göze hoş gelen futbol oynattı. Artısı. Üç. Müthiş genç yetenekler çıkarttı. Bugün Rıdvan Yılmaz şu bu diyorsunuz. Açın bakın bakalım. Nerede çıkmış? Nerede çıkmış? Açın bakın. 20 Ocak 2020'de takımın başına gelmiş. 9 Aralık 2021'de bırakmış. Açın bakın bakalım. Kimleri oynatmış? Ya açın bir bakın. Yani Sergen Yalçı'nın geliştirdiği çok fazla isim var. Mesela Karyus Kalecisi, Utku Yuva Kur'an, Ersin Destanoğlu. Bak ben o zamanki kadroyu anlatıyorum size. Şimdi Ersin az kalecilerden biri. Doğukan Özkan o da diğer kalecilerden. Victor Ruiz, Vida, Necip Uysal, Enzo Rocco, Erdoğan Kaya, Pedro Reboşo, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz. Bakın. Rıdvan Yılmaz. Gökhan Gönlü oynattı gerçi orada. Kerem Kalafat var. Şu an şeyde Rize'de. Muhammed Elneni kiralık. Medel. Atiba Açinsan. Kartal Yılmaz mesela. Ön libero. Dorukan Toköz. Oğuzhan Özyakıp 150 milyon euro MQ. Muayyer Oktay. Adem Layiç, Bak Ademler işte mesela şey alan verim elde eden isimlerden bir tanesiydi. Başka kim var abi? o Ateng falan filan var da. Bak Enkodu. Enkodu'dan en çok verim elde eden. Tyler Boyd. Bugün hiçbir işe yaramıyor ama ondan verim elde ettim Yine Almoz Kalafat var. Diabi var. Abdullah'ya Diabi. Portekten Joramain Lens var. Kuerejma. Orkan Çınar. Başka Güven Yalçın. Burak Yılmaz. Umut Nair. Yani demem o ki belki de dandirik bir kadro. Yani belki de dandirik bir kadro. Abdullah Avcı ile başladı bu kadro. Tırt gitti. Sergen Yalçın'dan devam etti. Sonuç? Hepiniz biliyorsunuz. Neyse. Ben Sergen Yalçın için şunu söyleyeyim. Ya lakayt. Laçka hani ekranlarda gördüğümüz kadarıyla söylüyorum. Lakayt. Laçka bu arada Beşiktaş'ta şampiyonlukta elde etti değil mi Sergen Yalçın? Lakayt. Laçka böyle hani Vurdum duymaz bir adam görüntüsüyle. Peki Beşiktaş puan ortalaması 79 maç 1.84. Bakın şu Beşiktaş kadrosu kalitesiz bir kadro. Şu Beşiktaş kadrosu çığlık yapan bir kadro. Şu Beşiktaş kadrosu işe yaramaz bir kadro. Özür diliyorum Beşiktaşlı arkadaşlar bana kızmayın ama yalansa siz de bana deyin ki hocam yalan söylüyorsun. Sergen Yalçın aileden Fenerbahçelidir. Bilmeyen arkadaşlar için uyarayım. Hadi lan oradan sen de kimen adı Fenerbahçeli diyorsun. Kendi açıklamalarını internetten bulup şey yapabilirsiniz yani şu interneti karı kız avlamak için sapık sapık şeyler için kullanmayın. Normal şeyler için kullanırsanız görürsünüz. Böyle bir adam. Ha, şimdi gelelim Zurnanın zart dediği yere. Hocam görüşüldüm. Arkadaşlar sadece benim bak benim duyumumu boş verin atın kenara. Sosyal medyada birçok kardeşim Sergen Yalçın'dan görüşüldüğünü doğruladı. Ama bilmiyorum ama Sergen Yalçın'ı layık görüyorlar. Ama Acun Ilıcalı Ali Koç'tan kankişto diyorlar ki olan Acun Al City'nin başına Sergen'i getirmediyse Fener'e getirme niyeti var. Siz bilirsiniz. Yani ama görüşüldü. Fikir alışverişinde bulunuldu. Vesaire vesaire. Sergen Yalçın'dan da şöyle bir cevap alındı. Ben Arda Güler'i e, yani Arda Güler'i merkeze alacağım. Arda Güler'in etrafında takım kuracağım. Kadro kuracağım ve Arda Güler benim maestrom olacak. Dünya çapında bir stara dönüştüreceğim. Şimdi İsmail Kartal onu da anlatayım. İsmail Kartal pek yanaşmıyor. İsmail Kartal, Ali Koç'un hani e, Fenerbahçe ile ilgili iletişimini beğenmiyor. Kendisi çok iyi giderken haksız yere gönderildiğini de düşünmüyor değil. Onu da söyleyeyim. Yani siz ne dersiniz bilmiyorum. Bunu söyleyeyim. E, ben Sergen Yalçın ismine Yüzde kaç ihtimal verirsin? Arkadaşlar şimdi bakın ben burada yüzde vereceğim, yüzde yanlış anlaşılmasın hani Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü yüzde otuz şu, yüzde yetmiş şu diye değil. Sergen Yalçın'ın olur e, olabilitesi yüzde seksen doksanlar hani biz tamam dediğimiz anda gelip başlayabilir. Öyle bir olay var. Ancak e, ben Sergen Yalçın'ın hani Fenerbahçe yüzde doksan başlayabilir diyorum. Ancak Olur mu? Ben sanmıyorum. Ben yine İsmail Kartal'da karar kılınacağını düşünüyorum. Bu bir. İkincisi Montella ismi gündemde. Bu durduk yere değil. Bir kere bunda hem fikiriz. Yani durduk yere Montella gündemde değil. E, Montella'nın Adana Demir e oynattığı pozitif futbol bakın Montella, Sergen Yalçın, İsmail Kartal hepsi 4-3-3'cü teknik direktörler. Bu arada onu da belirteyim. Hepsi ofansif teknik direktör. Buradaki ana kriter Fenerbahçe kadrosunun ofansif gücüne dayalı olduğu, ofansif transferlerin yapılacak olduğu ve Fenerbahçe'nin ofansif bir teknik direktör aradığı şeklinde. Ben Sergen Yalçın olabilitesine yüzde olabilitesine eğer biz istiyorsak şu bu değil. Kesin Fenerbahçe'nin teknik direktör olabilitesine yüzde on anca veririm. Ali Koç görüştü mü? Görüştüm. Zaten sosyal medyadaki birçok duyumcu kardeşimde bu iddiayı doğruladı. Ancak ben yani bir Türk teknik direktör olacaksa İsmail Kartal Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Volkan Demirel falan derseniz ben %90 İsmail Kartal, %10 Sergen Yalçın, %10 da belki hani belki diyorum Abdullah Avcı'ya veririm. Onun dışında geçiniz arkadaş. Geçiniz, geçiniz, geçiniz. Gerçekten geçiniz çünkü geçilecek bir durum. Ha hocam Sergen Yalçın sende niye rahatsızlık sebebi? Sergen Yalçın, ben de niye rahatsızlık sebebi? Aslında güzel bir soru. Sergen Yalçın'ı ben hakemlerim kollayıp Beşiktaş'ın öyle şampiyon olduğunu düşünüyorum. Yani benim damarımı da kesseniz ben doğru bildiğimden asla şaşmam. Ve e, Fenerbahçe'nin kollanmayan bir takım olduğunu düşünürsek Sergen Yalçın bizi şampiyon yapamaz. ha göze hoş gelen futbol oynatır mı oynatır. Şimdi e, dün bir Galatasaray'lı akrabamla konuştum da dedim ki bak Okan Buruk Galatasaray'a Avrupa'da hiçbir şey yaptıramaz, rezil ettirir. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın üçünün birden perşembe maçı yapma ihtimalleri de yüksek. Yani Galatasaray'ın elenip ee, yani şampiyonlar ligi elemesinden elenip UEFA'ya ya da konferansa gitme ihtimali var mı? Var. Ben dedim ki bak, o Kamburuk'ta Galatasaray şampiyonlar ligine gidemez. Ben o zaman Fatih Terim'i getiririm. Şimdi aynı şekilde Ali Koç'un düşüncesini de söyleyeyim. Ali Koç da diyor ki Jorge Jesus kalırsa biz kesin konferanstayız zaten. İkinci de bitirsek, üçüncü de bitirsek, Türkiye Kupası'nı alsak inşallah alırız. Konferanstayız. Türkiye Kupası'nı alırsak sezonu geç açacağımız için futbolcuların daha dinlenebilir. Önünde büyük, yüklü bir süre olduğu için transfer hamlelerini daha kolay yapabilirsin. Düşünebilirsin, çalışmalarını ona göre yapabilirsin, planlamanı ona göre yapabilirsin. Okey, anlaştık. Ben diyorum ki size Ali Koç diyor ki Jesus'ta devam edersek bu seneki kadronun üstüne ekler, eklemeler yapar İse önümüzdeki sene Konferans Ligi'ni kazanabiliriz diyor. Ben katılıyorum. Bak bu cümleye katılıyorum. Konferans Ligi'ni kazanabiliriz. Avrupa'da Sevilla'yı elesek biz Juventus ilerirdik. ayrı mesele. Ama siz Sevilla'yı elesek kesin kupayı kazanırdık mantığındasınız. Bu mantık doğru bir mantık değil. Ama Konferans Ligi'ndeki takımlar dişimize göre. Hani bir İngiliz takım, bir Danimarkalı takım gelmediği müddetçe dişimize göre. bizim bir Fiorentina'dan bir eksiğimiz yok. Açık söyleyeyim. Bizim oradan şuradan buradan bir eksiğimiz yok. bizim dişimize göre bir lig. Ali Koç, şimdi ben size şu soruyu sorayım. Jesus kalsa, seneye konferans kupasını kazansak ama ligde şampiyon olamasak kabul ediyor musunuz? İsmail Kartal gelse, seneye ligde şampiyon olsak ama konferansta bir şey yapamasak kabul ediyor musunuz? Sergen Yalçın gelse, ligde şampiyon olsan konferansta bir şey yapamasan e, ve Türkiye kupasını da kazansan yani iki kupa kazansan, süper kupayı kazanıp başlasan, yani öyle söyleyeyim kabul ediyor musunuz? Ben ne kadar daha fazla kupa o kadar kar, ama Lig şampiyonluğunu ben Avrupa şampiyonluğuna tercih ederim. Konferans şampiyonluğuna tercih ederim. Ha lig şampiyonu oluyorsun. Konferans da yanında geliyor. Öpüp başıma koyarım. Bize böyle bunu yapacak teknik direktör, bunu yapacak Oyuncular lazım. E, şunu da söyleyeyim bize lobi lazım. Yani teknik direktörü kim alıyorsan al lobi lazım. Hani e, güç kimin elinde? Nerede? Kime yakın olursan şampiyon yapılırsın. Onu da sen hesaplayıp ölçüp biçip yapacaksın. Umarım demek istediğimi anladınız. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Fenerbahçe'mizin yeni teknik direktörü hala belli değil. Türkiye kupasını kazandıktan sonra inşallah kazanırız. Kazandıktan sonra netleşecek. Jesus'un devam ihtimali var. Sergen ihtimali var. Montella ihtimali var. İsmail Kartal ihtimali var. Abdullah Avcı ihtimali yok. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Peki hocam. Hissiyi söyle. Dördünden hangisi? Bence Jesus devam edecek. Hissiyi söylüyorum. Yani hisse, içimdeki hisleri söylüyorum. %90 devam edecek Jesus. Jesus olmazsa Gitti diyelim. İnternasyonel ile anlaşma ihtimali de var. Onu da söyleyeyim. Gitti. İçinden bir ses İsmail Kartal ya da Sergen Yalçın diyor. Montella yine arka sıralara itiyor. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. İzlediğiniz için, videoyu beğendiğiniz için teşekkürler. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.